O yüzden Trakya Üniversitesi'ni tavsiye ederim ama şehir olarak iyi düşünsünler. Soğuk buralar. Gerçekten soğuk. Bu şehri ve üniversiteyi önerir misiniz? Ya şimdi bunu doğru cevaplayayım. Yani üniversiteyi tabii ki öneriyorum ama ben şehri önermiyorum. O da hani az önceki soruda söylediğimiz gibi hani sosyal olanakları çok az geliyor bana. Benim işim böyle. Ben artık hani böyle hazır boyanmış bir resim yerine boyama kitaplarındaki resmi kendi boyamayı tercih ediyorum diyelim. Ömer Yıldız, Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Ben de Gürkan Uçar, Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık 4-5 senedir yazılımla uğraşıyorum, iç içeyim. Merhaba, ben Buse Nur Topuz, Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Merhaba tekrar, ben de Niyazi Semih Güvenç, Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Böyle. Merhabalar, Efe Eroğlu ben. Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Peki neden yazılım? Ben engelli insanlara işte teknoloji anlamında çözüm üretebilmek için bilgisayar mühendisliğini seçtim. Hani amaç mühendis olmaktı. Bir çözüm sorunlara çözüm getirmekti. Bilgisayar mühendisliği de gerek işte donanım gerek yazılım araçlarıyla bunu daha efektif çözümler getirebilmemi sağlardı. O yüzden seçtim. Hayallerimi gerçeğe dönüştürebilmek için bir araca ihtiyacım vardı. Bunda en iyi aracın yazılım olduğunu fark ettim. Bu yüzden yazılımı seçtim. Onunla devam ediyorum. Neden yazılım? Yani şöyle, biz üniversite tercihi yaparken bilgisayar mühendisliği bu kadar ön planda olan bir mühendislik değildi. Yani diğer mühendisler daha çok üst seviyedeydi. Ama hani ülkenin gidişi olarak şu an zaten teknoloji çağındayız. Hani o kadar çabuk gelişiyor ki bütün teknolojilerini. O sebepten dolayı ben de şey olarak düşündüm. Hani çocukluğumdan beri zaten bilgisayara karşı bir şeyim var benim. Eğilimim var. Hani sürekli olarak ya elimde bilgisayar ya telefon, oyun olarak değil. Hani yok işte yazılımı olsun, bunun sistemi olsun. Ben hep bunları kurcalarak büyüdüm. Tamamen bu sebepten dolayı tercih ettim. Hani gelecek olduğunu gördüğüm için. Ya ben de mobil oyun, webde gezme vesaire olsun. Bilgisayar oyunları vesaire. Bunları seviyorum. Sevmenin ötesinde artık hani bunun arka planını da merak ediyorum. Artık oynamaktan ziyade oynatmak da istiyorum ben. Oynatmak istediğim için de arka planını merak ediyorum. Bunun üzerine de eğitimler almaya çalışıyorum. Benim işim böyle. Ben artık hani böyle hazır boyanmış bir resim yerine boyama kitaplarındaki resmi kendi boyamayı tercih ediyorum diyelim. Ben de şöyle, öncelikle zaten çalışma alanı çok fazla geniş olduğu ve istediğimiz bir alana yönelme imkanımız çok olduğu için aynı zamanda yaptığımız bir projenin, bir işin sonucunu kısa zamanda görüyor olabilmemiz bana mutluluk veriyor. O yüzden hani bilerek ve isteyerek geldim. Neden Edirne ve neden Trakya Üniversitesi? Şimdi orası çok ilginç bir soru. Teknik olarak tercih listemde Edirne yoktu. Tabii sevdiğim bir yazılımcı abim, yani bilgisayar mühendisi bir abim, Edirne'yi neden yazmadın dedi. Ben de araştırdım. Buranın köklü bir geçmişi var sonuçta. Severim diye düşündüm. Seviyoruz, alışıyoruz. Teknik orada, buradaki hocalarımız donanım kendilerini yetiştirmişler. Donanımlı insanlar ve bize de gerçekten katkıda bulunuyorlar. O yüzden şu anda memnunum ama seçmek istememiştim. İyi ki seçmişim. Ben zaten Edirne'liyim. Burayı seçerken de tek tercih yaptım. O şekilde buraya yerleştim. Şöyle, gideceğim yerin burasından çok fazla bir artısı yoktu. O yüzden dedim boşuna zorluk çekmeyeyim. Direkt ailemle yaşayayım. Yani aile yemeği, ev yemeği falan. O daha cazip geldi. O yüzden burayı seçtim tek tercih olarak. Aslında bu biraz şans oldu. Yani isteyerek buraya gelmedim. Sıralama yaptığımıza göre ve puanıma göre geldi. Çok fazla sosyal bir etkinlik açısından biraz kısıtlı bir şehir ama okul olarak hani hocalarımız gerçekten çok kaliteli ve bize hani çok fazla ilgileniyorlar derslerde olsun. Hani okulumu seviyorum ama hani çok özellikle de birinci sıra yazarak da geldiğimi söyleyemem yani. Ya ben gelirken isteyerek geldim buraya. Hani bölüme merakım fazlasıyla vardı. Bu tarz şeyleri seviyorum. Çünkü kurcalamayı çocukluktan beri seviyorum. Ve hazırlık olması da benim için önemli bir etkendi. Ben Tekirdağ Çorlu'da yaşıyorum. Çok da uzaklaşmak istemedim çünkü
sıfır çevreye biraz dahil olmak istemedim. Ondan sonra baktım, yani sıralamamda buraya yetiyordu. Daha ne diyebilirim? Bir şey daha vardı kafamda. Sen şey yap, ben tamam. Belki aklıma gelirse söyleyeceğim. Ben de hani ilk tercihim burası değildi tabii ki ama ben daha çok şehir tercih ettim. Üniversite tercih etmektense şehir ve bölüm tercih ettim. Bunun sebebi de hani ben sonuçta burada 4 senemi geçireceğim. Hani ben burada yaşayacağım. Hani rahat edebileceğim bir şehri tercih ettim. Ama arkadaşım dediği gibi hani öğretmenlerimiz gayet iyi. Bize her konuda yardımcı oluyorlar. Ama hani sosyal olarak gene biraz eksiği var Edirne'nin. Ben tekrar alayım. Ya hatırladım, evet. Ben gelmeden önce bir de hani gidebileceğim yerlerin iyi kötü hocalarına da baktım. Hani hocaların CV'lerine. Buranın hocaların CV'si benim gözümde çok iyi geldi. Hani ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ vesaire, bu geçmişli insanlar vardı. Bu benim için önemli bir etkendi. Hani puan düşük olabilir ama onların verebileceği şeyler fazla olduğu için ben burayı tercih ettim. Bu şehri ve üniversiteyi önerir misiniz? Ben kendim şahsım adına öneririm. Yani şehir olarak çok büyük bir beklentiler olmasın. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi gelen yerlere yaşayan insanların. Ama üniversiteyi öneririm. Yani kendim burada işte kulüplerle vesaire çok fazla etkinliğe dahil olabiliyoruz. Çok fazla işte kendimizi geliştirebileceğimiz fırsatlar sunuluyor bize. Hocalarımız da bir sorunumuz olduğunda konuşabiliyoruz ve ellerinden geldikçe çözüm üretiyorlar. O yüzden Trakya Üniversitesi'ni tavsiye ederim ama şehir olarak iyi düşünsünler. Soğuk buralar. Gerçekten soğuk. Ben bir Edirne'li olarak bahsedeyim. Şehir olarak çok sakin. Yani yaşanılması bir şehir. Sadece ev fiyatları falan biraz pahalı. O yüzden zorluk çekebilirsiniz. Onun dışında güzel gezecek yerler var, kafeler var. Yani avantajları falan fazla. Dezavantajı soğuk olması, arkadaşımın dediği gibi. Üniversite açısından bakarsak da ben buraya yazarken yani çok fazla bir beklenti içerisinde de değildim ama gerçekten hocalarımızın kaliteli olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyleri öğretmek için çabalıyorlar gibi geldi bana. Herhangi bir sorunum olduğunda da gidip rahatlıkla danışabiliyorum. Bilgi alışverişinde bulunabiliyorum. O şekilde. Bu şehri ve üniversiteyi önerir misiniz? Ya şimdi bunu doğru cevaplayayım. Yani üniversiteyi tabii ki öneriyorum ama ben şehri önermiyorum. O da hani az önceki soruda söylediğimiz gibi hani sosyal olanaklara çok az geliyor bana kalırsa. Ben İstanbul'da büyüdüm. Hani İstanbul'dan sonra buraya gelince böyle hani başka bir yere gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Hani İstanbul çok farklı bir yer ama üniversiteyi kesinlikle tercih ederim. Yani bize sunduğu imkanlar çok fazla. Ya ben karşıt fikirdeyim. Hani sosyal olarak haklı. Evet, gidecek gezecek çok yeri yok. Ama ben böyle huzur seven bir insan olduğum için burada kimse kimseye karışmıyor. Kimse kimsenin düşüncesini umursasa da karşı çıkmıyor. Hani hep bir böyle medeniyet içinde aslında karşıt fikirler bile. Ben bu yüzden dolayı seviyorum. Geldim mesela Tekirdağ Çorlu'dan geldim. Orası benim oradan sonra buraya gelmek çok farklı geldi. Ben o yüzden huzurlu bulduğum için seviyorum bu şehri. Bölümü kesinlikle tavsiye ediyorum kendi bölümüm adına. Üniversite hakkında yorum yapmıyorum. Onlar da araştırsınlar benim gibi. Bölümümü tavsiye ediyorum çünkü gerçekten kendim de severek bu bölümdeyim. Okul olarak bu okul gerçekten farklı bir şehirde olsaydı çok kesinlikle tavsiye ederdim. Okul gerçekten iyi, hocalar iyi ama hani Edirne'nin insanı da çok iyi. Ama hani biz öğrenciyiz, burada 4-5 yıl geçiriyoruz. Biraz da böyle hani yaşam standartlarını düşünmemiz, sosyal hayata bakmamız gerekiyor. O açıdan biraz eksik kaldığı için sadece olumsuz ama hani diğer artıları da bunu aslında yok edebiliyor bence. Kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Ben kendimi geliştirmek için önce nasıl bu işe başladığımı anlattığımda zaten olur diye düşünüyorum. Bilgisayar mühendisliği bana göre mi değil mi diye ben işte kendimi eğitmek için bir kursa katıldım. Sadece bir deneme amaçlı. Tabii ikinci haftanın sonunda bir uygulama çıkarabilince işte 6 saat bilgisayarın başından kalkmadığımı fark edince ilk kez böyle bir şey yaşamıştım. Çünkü normalde kalkarız, ara veririz, mola veririz vesaire. Bu iş bana göre dedim ve devam ettim. Kendimi geliştirmek için burada isim söyleyebiliyoruz mu bilmiyorum ama YouTube ve Udemy üzerinden ayrıca işte arkadaşlarımla işte mesela Gürkan'la birebir işte müzakere ederek kendimi geliştirmeye çalışıyorum. SQL gibi mesela bir veri tabanı öğrenmek istediğimde işte ilk işimiz hani böyle yazdığınızda SQL Murat Yücedağ çıkıyor karşınıza. Güzel bir hitap, öğrenciyi anlayabilen
tabiri caizse mala anlatır gibi anlattığı için seviyoruz. Bugün de hatta aramızda gördüğümüz için mutluyuz. Böyle yani kendini geliştirmek isteyen insan her türlü bir yolunu buluyor. Erbakan Hoca'nın dediği gibi imkan varsa imkan var, imkanı da buluşturmaya çalışıyoruz. Ben kendimi geliştirmek için birden fazla alana yöneldim. Robotikle uğraştım, web geliştirmeyle, mobille uğraştım. Yani o şekilde devam ediyorum halen. Hangisinde ilerleyeceğim daha sonra karar vereceğim. Projeler geliştiriyorum. YouTube üzerinden daha önceden yapılmış örnekler varsa onları kendim yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Ben kendimi geliştirmek için okulun topluluklarında işte idari koordinatörüm. Böyle topluluklardaki diğer topluluklardaki eğitimler olsun kendimizi organize etmek için işte Murat Yüce Dağ'la da iletişimi geçtik. Hani bu tarz şeylerle geliştiriyorum açıkçası kendimi topluluklarla. Yani ben de geçmiş dönemde IEEE'de idari koordinatörlük yaptım ve hele o zamanlarda özellikle 2. sınıf, 3. sınıf civarında sürekli konferanslara gidiyordum. Hatta İstanbul'a vesaire de gittiğim oldu. Bursa vesaire gezdiğimiz de oldu. Şu an daha çok artık sektöre gireceğim için biraz da tecrübe katmak için eğitimlere yöneldim. Eğitimler dediğim video olsun. Ondan sonra okulda teknik salonlarda, sınıflarda yapılan şeyler olsun. Elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Kendime geliştirmeye çalışıyorum. Ben kendimi geliştirmek için arkadaşımla bahsettiği gibi üniversitenin topluluklarında yer almaya çalışıyorum. Hani sadece bu şehir değil, genel olarak diğer şehirlerde de gördüğüm konferanslara gidiyorum. Başka üniversitede okuyan arkadaşlarımla sürekli etkileşimdeyim. Ve hani yabancı dile ağırlık veriyorum. Hani sonuçta ben bir araştırma yaptığımda hiçbir şekilde Türkçe bir araştırma yapmıyorum. Bu şekilde yani yabancı dil ve toplulukların aracılığıyla böyle internetteki YouTube işte eğitimler aracılığıyla geliştiriyorum. Şu anda lisede okumakta olan öğrenciler var, özellikle meslek lisesindeki öğrenciler. Üniversiteye geçiş sürecinde bunları ne önerirsiniz? Yani şunu yapmadan üniversiteye gelmeyin diyebileceğiniz neler var? Ya benim özellikle meslek lisesindeki öğrencilere en büyük tavsiyem şu olur. Metok denen bir şey var. Bizim normal Anadolu Lisesi çıkışlı öğrencilerin 10 bin, 20 bin yapması gereken üniversitelere bunlar çok 200 bin, 250 bin bandında girebiliyorlar. Bence birazcık gerçekten birazcık derslerine asılıp hani metokla en azından iyi kaliteli üniversitelere girebilirler. Ve meslek lisesindeki arkadaşlar kendini geliştirebilecek zamanları çok fazla var. Yani gereksiz şeyleri hayatınızdan çıkardığınızda ben keşke diyorum mesela 9. sınıfta başlasaydım. Hatta 6. sınıfta başlasaydım. Bugün çok daha farklı bir konuda olurdu. Hiçbir zaman geç değil ama üniversite düşünüyorlarsa birazcık derslerine de asılsınlar. Ama bu alanda kendimi geliştireceğim diyorsa inanın çok fazla fırsat var ve lise bunun için en verimli zaman. Bence öncelikle hedefini belirlemeliler. Yani hangi üniversiteye gideceğim, hangi bölümü okuyacağım şeklinde. Daha sonra derslerine çalışsınlar. Dersler daha önemli. Zaten üniversitede bolca vakitleri olacak. Yani bu tarz şeyleri üniversitede de rahatlıkla yapabilirler. Bu şekilde düşünüyorum ben. İngilizce öğrenmeden kesinlikle üniversiteye gelmeyin. Yani bu tarz bir bölüm seçecekseniz eğer ve bölümünüzün hazırlığı yoksa hani o üniversite değişiyor. Kesinlikle yabancı dil öğrenin yani. Sadece İngilizce dil yanına öğrenebiliyorsanız bir tane daha yabancı dil öğrenin. Ya ben bu soruyu bekliyordum zaten. O yüzden cevabını hazırlamıştım. Hani mühendislik özellikle mühendislik seçecek insanlar İngilizce kesinlikle bilmesi gerekiyor. Çünkü Türkçe kaynak yetersiz. Güncel olarak takip etmen gerekiyor sen mühendis olduğun için. Bunun için de İngilizce şart. Hani mühendislik üniversiteden mezun olduktan sonra da öğrenilebilecek bir şey ama hani kaynaklara ulaşıp çevirdikten sonra öğrenilecek bir şey. O yüzden İngilizce bence de kesinlikle şart. Hatta ikinci dil Almanca, Fransızca. Özellikle elektrik elektronik mühendisi Fransızcanın çok iyi olduğunu biliyorum. Fransızca elektrik elektronik mühendisleri için önemli yani. Yani diğer arkadaşlarım dediği gibi tabii ki dil önemli ama aynı zamanda bir de hani gelecekte okumak istedikleri bölümü ve mesleği tamamen tercih zamanı değil de daha öncesinden fikir sahibi olup karar verip ve buna yönelik bir takım araştırmalar yapıp gelmeleri onlar için daha iyi olur. Hani ben kazandım deyip okulla birlikte bir şeyler yürütmeye çalıştığınızda olmayabiliyor. Kendini önceden biraz fikir sahibi olup biraz araştırma yapıp gelmesi gerekiyor. Ve tabii ki İngilizce yani bu artık hani sadece mühendislik alanı değil her bölüm için gerekli. Hatta yanına artık arkadaşımla dediği gibi ikinci bir dil ekstra gerekiyor. Bu şekilde. Son olarak en büyük hayaliniz bizimle paylaşır mısınız? En büyük hayalim. Benim en büyük hayalim çok özel.
Ben işte öğrenmeyi öğrenen bir protez geliştirmek istiyorum. Kendim de bir protez kullanıcısıyım. En büyük hayalim gerçekten yani Mimar Sinan gibi mesela öldüğümde hala beni anılacak ya da işte yaşatacak bir eser, bir insana bir vizyon katacak, bir misyon katacak, belki bir değer, örnek bir kişilik olmak. Bu hayalimi asla göremem çünkü öldükten sonra eğer bir şey yaptıysam, eğer görürlerse falan, yani yıllar sonra 2050'de falan 2060'da falan görürseniz, yani en büyük hayalim insanlara örnek olmak ve temiz işler çıkması, ülkemin de kendimin de gelişmiş olması. Ben kendim araştırıp öğrenmekten çok fazla zevk duyuyorum ve öğrendiklerimi başkalarına aktarmayı da seviyorum. O yüzden ileride bir yazılım akademisi tarzı bir şeyler, proje geliştirmeyi düşünüyorum. Böyle bir girişim fikrim var aklımda. Peki değerli dinleyiciler, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben bu soruyu daha sonra cevaplayayım bu arada düşünüyorum. Tamam, ben cevaplayayım. Üniversiteyi bitirdiğim zaman ben şey demeyeceğim, gidip işte Google'da orada burada CEO olmak istiyorum demeyeceğim. Benim tek hedefim kendi istediğim şeyi yapabiliyor olmak. Hani o da şöyle açıklayayım, çok kapalı bir cevap oldu. Ya yani ben bir program yazmak istediğimde mesela bunu kafamı şey yapmadan yazabilmek istiyorum. Ben bir iş yapmak istediğim zaman onu yapabilmek istiyorum. Hani böyle şey hayalim yok benim. Çok aman aman maaşlar alayım, çok bir şey yapayım. Ben sadece kendi içimi tatmin etmek istiyorum. Hani çünkü ilgim bu yöndeydi benim. Küçüklüğümden beri bu yöndeydi. Hani hepimiz oyunlarda hile programı kullanmışızdır yani. Ben niye onu yazamayayım? Hani ben niye onu yapamayayım? Ben kişisel olarak bunları tamamlamak istiyorum. Ben de iyi kötü oyun oynayan birisi olarak oyun yazma hedefim var benim. Hani böyle CEO olayım, müdür olayım vesaire, bunlar çok klişe. Şirket kurayım, arkadaşlarımı toplayayım. Bunlar gerçekten çok klişeleşmiş bir şey. Hani bu da çok klişe bir şey ama benim de en büyük hedeflerimden birisi bu. Yani şu an söyleyebileceğim bu var. Şöyle, benim tam net olarak hani çalışmak istediğim bölüm, alan aslında çok fazla karar vermiş değilim daha ikinci sınıf olduğum için, ama hani benim de istediğim şey bilişim alanında en azından hani her sektör hakkında az da olsa bir bilgiye sahip olmak istiyorum. Ben böyle hani net şu alana yöneleceğim, net işte siber güvenlik ya da işte veri analisti gibi böyle değil de her şey hakkında bir bilgi sahibi olmak istiyorum açıkçası. Bölümüm hakkında her konuda bilgi sahibi olmak istiyorum ama çalışmak istediğim alan olarak daha henüz karar vermiş değilim açıkçası. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.